Bu aslında karbon değil. Bu Salomon fiberglass kullanıyor. Fiberglass ve karbon fiber bazı ürünlerde. Bu senin dediğin gibi diğer normal karbon plaka ürünlere nazaran biraz da hafif bir malzeme. Evet. Evet, bu da üstüne, çok hafif bir ayakkabı. Ayakkabının ağırlığını arttırmıyor. Yani. Bir de üstüne o geçişi daha da hızlandırıyor. Sen o yüzden o itişi ve geçiş hızını sonra çünkü topuktan buruna geçişi daha da rahatlaştıran, o enerji dönüşümü sağlayan bir malzeme burada. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Metrobur İstanbul'dayım. Metrobur İstanbul'da biliyorsunuz Salomon'un Türkiye'deki tek mağazası var. Buraya şimdi yepyeni bir seri gelmiş arkadaşlar. Yol serisi. Ki ben bununla geçen hafta sonu olan İstanbul Triatlonu'nda koştum. 10K'yı 4 pace'te falan koştum. Ve ilk defa kullanmama rağmen hiç rahatsız olmadım. Şimdi bu yeni çocuklarla biraz tanışalım ve burada kimler varmış onlara bakalım. İşte yeni çocuklar burada. Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sürpriz oldu değil mi? Bir çay falan ikramesiydik. Nasılsınız efendim? Efendim hiç haber de vermiyorsunuz. Sürpriz oldu değil mi? Vallahi sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. Şansa bak burada. Şansı mikrofon takmışım. Şansa bak. Olacak iş değil yani. Marka müdürüyle karşılaştık. Arada takıyorum denk geldi. Size bey demeye devam edin mi yoksa olmuş? Çok saçma oldu çünkü. Evet, şimdi saçma konuşmayı bırakalım ve yavaş yavaş yeni canavarlara geçelim. Evet, burada Salomon'un. Ben Fantazm'ı daha önce kullandım. Iron Man'de kullandım şu arkadaşı. Bu arkadaş inanılmaz hafif bir arkadaş. Yani zaten bununla ilgili bir video çekebilirim. Kilini 24 saat içinde yarışında koştum. Denemesinde işte kullandığı ayakkabı. Ben bundan maraton koştum arkadaşlar. Ve gerçekten yok gibi. Ama bugün konumuz bu değil. Bunlar. Evet, bu iki arkadaş. Çünkü bunların üstünde daha farklı bir teknoloji var. Şimdi sen bunu giydin. Alalım. Evet, bunu giydim. Bu hafta sonu bunu giydim. Bunu giydin triatlon. Ve demin de söylediğim gibi ilk defa, yani bir kere bir yarıştan önce 3K mı 4K mı ne koştum bakalım çok rahatsız eden bir şey var mı diye. Sonra hemen yarışta koştum ve sıfır rahatsızlık. Ve inanılmaz, yani böyle sizi böyle öne ittiriyormuş gibi bir his veriyor aslında. Evet, neden böyle bir şey veriyor? Yeni moda bu karbon plakalar biliyorsun bu. Hep konuştuğumuz bir sürü markanı kullandı. Şimdi tabii Salomon da yol tarafında bu kervana katıldı. Biraz daha farklı bir teknoloji o. Şurada Energy Blade yazıyor. Burada sarı zaten plakayı dışarıdan da görebiliyorsun. İçitim aşağıda bütün ön ayakta duruyor, bu altta tabanda. Bu aslında karbon değil. Bu Salomon fiberglass kullanıyor. Fiberglass ve karbon fiber bazı ürünlerde. Bu senin dediğin gibi diğer normal karbon plaka ürünlere nazaran biraz da hafif bir malzeme. Evet, bu da üstüne, çok hafif bir ayakkabı. Ayakkabının ağırlığını arttırmıyor. Yani. Bir de üstüne o geçişi daha da hızlandırıyor. Sen o yüzden o itişi ve geçiş hızını sonra çünkü topuktan buruna geçişi daha da rahatlaştıran, o enerji dönüşümü sağlayan bir malzeme burada. Bir de bunu tabii bu yol koştuğu için söylüyoruz. Fantazm'da bu senin kullandığın modelde kullanıyor. Bir de aynı zamanda Trail'da da bunu. Evet, Pulsar'da. Pulsar Trail'da şu modelde. Burada da beyaz Energy Blade yazısı görebiliyor herkese. Yani aslında ben mesela bununla koşmaya başladığım zaman patikada da bunu seçersem aynı hissiyatı alacağım aslında, değil mi? Ama normalde patikada plakayı kullanan tek marka Salomon. Yani hiç kimse patika ayakkabılarında bu plakaları kullanmadı. Salomon ya işi gücü tabii patika olduğu için bu fiberglass kendi yaptı bu Energy Blade plakalarını. Şimdi o Trail'da da kullandı. Bu Pulsar Trail'da da bayağı iyi, biliyorsun Avrupa'da falan bayağı iyi şeyler var, yorumlar var. Kullananlar çok memnun. O oradaki itiş, o oradaki teknolojiyi bu sefer Trail'da kullanması da bu. Trail'de de şu an itiş. Yani trail ayakkabıları çünkü o çok konuşulan bir şeydir, o biliyorsun zemin düz olmadığı için. Evet. Yani sürekli yapışırsın ama itişi hızlandırmak. Şimdi artık Salomon Trail'de sadece hani denge dayanıklık değil de hızdan bahsetmeye başladı. Daha hızlı. Yani çünkü daha hızlı. Performanslar gelişmeye başladı. Artık eskiden yarışı bitirmekti önemli olanlar. Ama şimdi rekorlar gelmeye başladı. Tabii, onun için de onu artık hıza da biraz koymak lazım. Yani bunu sen artık bunu da bir kullanırsın sen. Bunu evet, muhtemelen zaten. İşte Kapadokya'da bunu bir denerim. Yani öncesinde denerim tabii. Kapadokya'da bununla koşabilirim. Tam senin rengin. Aynen, tam şu sarı lacivert. Bunun başka renkleri var değil mi? Var da yani. Vardı. Senin rengin işte bu. Evet, böyle şakalaşıyoruz da biz Orçun Bey'le. Müthiş. O da yani koşuya başladığımız zaman yani koşularda bana yetişebildiğinde ilk 2 dakikada. Yetişemiyorum ki hangi 2 dakika o. Evet, neyse şu ayakkabıyı geri dönersin. Durduğunda mı? Pardon.
Evet, bu yol ayakkabısı bakın. Şurada. Bir de bununla ilgili ben video çekeceğim, mutlaka çekeceğim arkadaşlar en kısa zamanda. Çünkü çok farklı. Diğer ayakkabılara göre şu yapısı da farklı üst taraftaki. Tabii şu boğaz yapısı da farklı. Aynen. Şu boğaz yani destekleri. Dilinin şeyi bile, orantısı bile farklı arkadaşlar. Bir de boğaz destekleri falan. Evet, ama şu arka tarafı özellikle. Yani burada şu kumaşı ne, Matrix mi? Bu Matrix malzeme. Hı-hı. Bu malzeme şey, bu yeni bir, yani yeni bir malzeme de Salomon bunu üst sayada kullanmaya başladı. Yani hiç dikişsiz, evet, bir malzeme. Bu da yani çok hafif, çok esnek, aynı zamanda da çok dayanıklı bir malzeme. Ve su tutmuyor. Aynen. En güzeli bu. Aynen. Neden diyeceksiniz? Ben işte dedim, maratonda bunu kullandım ya. Her CP'de bize su veriyorlardı ve biz kafamızdan döküyorduk o suyu. Ve herkesin ayakları ıslandı ve ayakları bir süre sonra ağırlaşmaya başlıyor. Bunda ıslanıyor ayağın ve yaklaşık 20 saniye sonra su kalmıyor. Hemen kuruyor. Evet. Hemen kuruyor ve atıyor, suyu atıyor. Ve inanılmaz yani, buralara yaklaşmışsınız ya, Metropol İstanbul tarafındaysanız bu ayakkabıyı gelin bir şöyle bir tartın. Gerçekten yok. Ya zaten Pulsar'da da öyleydi. Pulsar'da bir da önceki bak, Pulsar'da da öyleydi. Bunda da zaten o malzeme kullanılıyor. Ya yani değişik malzemeleri, böyle örme gibi ama farklı çeşitleri de var. Yani çok çok değişik, yeni bir malzeme. Çok güzel bir malzeme bu yani. Bak şurada aynen, zaten Matrix. Aynen. Bu Matrix bu olayı biraz zaten değiştirmiş. Ve burada yeni bir tane daha gene Matrix'li bir. Bu S-Lab Genesis. Bu yeni çıktı bu kış. Hı-hı. Özellikle. Ya bu da tabii bildiğimiz işte hibrit S-Lab Sense Ultra ayarındaki uzun mesafe, ultra mesafe S-Lab ayakkabılarından biri, trail ayakkabılarından biri. Bunda tabii farklı, bu burada da Matrix kullanıldı. Burada da görebiliyorsun Matrix'i. Hı-hı. Aynı zamanda şimdi buradaki Salomon'u söyledi. Gene işte yeni konsept, hız, geçiş, işte daha yüksek drop, yastıklama. Ya bu ayakkabı da yüksek platform bir ayakkabı. Evet. Yastıklaması yüksek, topuktaki yüksekliği evet, görüyorsun. Bu ne peki? Ya bu aslında şey, ayak topuktaki ayak desteği için iç, bak iç tarafta da var. Hı hı. Ayak içinde. Bir de tam topuk tarafına doğru da var. O genelde o içerideki fit ayak, hı, ayağı içeride tutup işte o bir de ayağı biliyorsun zarar. Yanına şeye gitmemesi. Hem o bir de genelde ayağa darbeler, hı hı, içeriden gelir. İşte genelde şu dış topuk üzerinden darbe alırsın koşarken. Şu iç tarafı özellikle koruması. Buralar hep ayakkabının hem sağlamını artırmak hem de ayağı birazcık o darbelere karşı korumak, hı hı, için. Yani aslında tam uzun mesafede trail ayakkabısı. Yani ayakkabının uzun süre biliyorsun dayanması ve aynı, aynen, şekilde kalması lazım ki sakatlanıp şeyde çıkmıyor. Uzun süre dediğimiz yani bu ayakkabılar 120 kilometrelik yarışlarda, 119 kilometre şey var işte Salomon Kapadokya Ultra Trail orada kullanılıyor. Yani uzun süre dediğimiz yıllarca değil ama bir yarışta bile yeterince şey yapabiliyorum. 5 yıl koşuyorum acaba. Evet, öyle biri varsa durmuyorum uzaklaşın ondan. Yapacağım bunu. Çekersin o zaman. Sen bir 10 dakika koş da. Evet, bir de yepyeni bir alet bu canavar var. Salomon'un amiral gemisi. Evet. Şimdi bunun yenisi geldi. Speedcross biliyoruz. Speedcross'un 6. Hatta bunun lansmanı şimdi daha yeni yapıldı. Evet. İşte önümüzdeki hafta online'da satışa çıkacak. Bu arada bu sadece ve sadece Salomon mağazalarında ve SPX'de var. Hı-hı. Başka hiçbir yerde yok. Çok özel bir ürün. İşte bu yeni makyajı, işte tırnaklar değişti. Alt tarafta böyle, evet, bak elinde de dokunduğunda hissedebileceğin daha, hmm, sert böyle biraz hafif karbon bir plaka var. İşte 3 boyutlu bir geometri var tırnaklarda. Evet, burada bunların aralarının boş olmasının sebebi çamurun burada tutunmaması için. Burada şurada tutuyor. Yani çamura tutunup bir taraftan çamuru atmak. Çamuru atması için. Üzerine. Çünkü çamur kalırsa, hı-hı, işte daha da dayanıklı ayakkabı ağırlaşacak. Yani yine işte bu elimde tuttuğum zaten Gore-Tex versiyonu. Üzerindeki malzeme falan komple değişti. Biraz daha Salomon'un Matrix kendi uyarlaması bir malzeme var. Her yerde bir Matrix. Yani evet, artık bu üst saya malzemesine kumaşı geçti Fatih. Hı. Bir de hani estetik olarak hani buraya artık Speedcross, hmm, yazısını görebiliyorsun. Speedcross 6 böyle bir şekilde bağ belirgin bir şekilde giyin ayakkabıda. Bunu görebiliyorsun. İşte aşağıda şu Conta Grip'in yazısını görüyorsun. Yani, hı-hı, bu Salomon tabanının Conta Grip'in. Böyle biraz daha markalaması üst seviye bir ayakkabı. Yani 5 ile taban yapısı falan aynı sayılır. Hı-hı. Ama işte dediğim gibi üzerindeki makyaj, işte saya makyajı biraz özellikle taban yapısı. Bu çok aslında buradaki en büyük değişiklik Fatih taban. Hı-hı. Çünkü Salomon yıllardır kullandığı o Speedcross tabanı, o da biliyorsun ikonik bir taban, evet, ama o taban değiştirildi. Şimdi buna 3 boyutlu taban diyorlar. O da, hmm, aslında 3 yönlü. Hani normal 2 yönlüydü. Şimdi 3. bir yön. Yani senin aslında kaymanı da çok, evet, ortadan her, yön, aynı her yerden bir çamuru daha yani, daha az tuttuğu. Yani daha az tutan bir şey taban yapısı. Ya yani Salomon bütün bu tırnaklı işte çamur ayakkabını şu an bütün geometriyi bu 3 boyut dediğimiz bu geometriye, hmm, çevirdi tırnak yapısını. Evet.
Bu model dediğim gibi sadece salon mağaza ve İKON ve şeye, SPX'e özel. Aynen. Bakın burada komple daha bir sürü şeyler var ve bu arada Kapadokya için özel bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Daha doğrusu Kapadokya 38 kilometre koşacağım ben Kapadokya'da. Orada nasıl bir malzemeler kullanmalıyız? Ben neleri kullanacağım onları söyleyeceğim. 63'ün size tavsiyeler vereceğim. Çünkü 63'te mesela bir Akdağ tırmanışı var. Deli gibi tırmanış. 120 için tavsiyelerim var değil mi? Ben 120. 120 için yok çünkü ben koşmadım hiç onu. Ben koşacağım ya. 120 için tavsiyelerim evet var. Çok şey yapmayın yani. Karlığa dikkat edin, ben orada olacağım. Ben karlıktan sonra devam edeceğim. Karlıkta aynen başlıyorum ben. Yani 63 ve 120 mutlaka batonlarını alması lazım. Kesinlikle. Yani o önemli. Olmaz o iş. Ama diğer videoları da çekeceğiz. Malzemelere çok dikkat aman diyeyim. Çünkü Kapadokya biliyoruz. Herkes biliyor. Gündüz aynen 25-30'u buluyor ama gece sıfıra düşebiliyor. Aynen. Yani o yüzden o her ortama, her şekle karşı rakım değişiyor. Bir sürü şey biliyorsun. Hı-hı. O yüzden hazırlıklı olmalı. Yani burada diyorsunuz, aa, bu kadar pahalı olur mu malzemeler? İşte o malzemeler sizin yarışınızı kurtarıyor, bir hayatınızı kurtarıyor resmen, öyle bir şey var yani. Evet, teşekkür ederiz efendim. Ne demek efendim yani. Half Trail'an ne zaman başlıyor bu arada? Half Trail'an bu pazar başlıyor. 17 Eylül'de başlıyoruz Half Trail'a. İşte ilk zaten Aydos'ta başlıyoruz. Yine böyle bir açılış tadında böyle sürpriz çekilişler falan olan. İşte aynı zamanda ikramlarımız, her şeyimiz ona böyle küçük bir, hani aynı zamanda bir atölye gibi bir başlangıç olacak. Süper. Orada bir sürprizimiz de var. Artık Salomon Half Trail'an app artık yayına çıkıyor. Bütün koşu etkinliklerimiz, her şey dijitalleşecek. O app üzerinden sürprizlerimiz olacak. Onları orada anlatacağız herkese. Hı hı. Ama artık hani her şey dijital. Koştuğunuz mesafe, girdiğiniz bütün her şey, Salomon'la ilgili yaptığınız her şey dijital orada olacak ve şey ödüller de olacak. Ödüller olacak. Aynen, yani bizimle beraber hani bir şey sadakat programı gibi, hı hı, sürekli Salomon'daysanız elbette bunun bir kazancı evet, olur. O aplikasyon içinde ayrıca bir video yaparız. Şöyle herkese bir tanıtırız. Biz de bir bakarız. Ben de görmedim daha açıkçası. Ama bayağı motive edici bir durumları ben var. Ben kullandım, koştum onunla, güzel bir şey yapıyor. Koştun mu? Evet. Ya koştum deyip durma ya. 1-2 kilometre de koşu yani sonuçta. Koşarak gittim yani. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar biz çok eğleniyoruz. Evet. Evet. Niye böyle bir şeyle başladın? Şimdi başka da bir şey yok şu anda. Şu an bunlar yeni. Ve tekstiller şeyler var tabii. Burada böyle kocaman şampiyon da burada. Şampiyonlar, selamlar. Ve burada dediğimiz gibi arkadaşlar, Metropol İstanbul'da istediğiniz zaman gelip tüm ürünlere bakabilirsiniz. Ve şu kırmızı ayakkabı mutlaka gelin bir elleyin. O kadar hafif bir şey gibi ben ondan maraton koştum. Ironman'deki maratonu koştum. 180 kilometre bisiklet üzerine ve inanılmaz rahattı. Şimdi öbür kardeşlerine bakacağız bakalım. Hadi. Teşekkür ederiz efendim. Evet tamam, ben yine mikrofonu çıkarmayayım, belli olmaz. Başka bir gün. Başka bir şey hemen çekeriz onu. Şey sen hep böyle. Ben her gün belli. Hadi bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz. Adresi falan bu arada aşağıya yazıyorum. Yani Metropol İstanbul'u bilmeyenler için Google linki de koyacağım oraya. Oradan da gelebilirsiniz buraya. Görüşürüz.